Bugünün haberlerinde askeri stratejik meseleler hayli ağırlıklı. Bu işte parlamento çalışmaları vesilesiyle de ortaya çıktı. Çin savunma bütçesini %8 artırıyor. Bu yaklaşık 175 milyar dolar. Eskiden %6, %7 artırırlarmış. Şimdi %8 artırdılar. Alt kademelere ve şöyle genel gidişata bakanlar da diyor ki bu doğrudan Amerika'nın silahlanma yarışına, Donald Trump'ın cömert bütçe artışına ve Donald Trump'ın silahlanma çabasına karşılıktır. Bütün bunlara rağmen Çin'in silahlanma bütçesi ya da savunma bütçesi son derece küçük. Yani şu Çin'in savunma harcamasının 200 milyar dolar civarında olduğu sanılıyor. Amerika'nın kayıtta olanı 680-700 milyar dolar. Amerika'nın herkesten daha fazla, daha hızlı ve daha çok silahlandığını biliyoruz. Amerika kendisinden sonra gelen Çin dahil, Rusya dahil 10 ülkenin toplamından daha fazla savunma bütçesine sahip. O bilinen bir konu. Fakat Çin'in de bir şekilde yetişmeye çalıştığı bu şekilde dikkati çekiyor. Fakat Çin'in de rakamında eksikler var. Mesela bilenler diyor ki Çin yalnızca devlet sektöründen aldığı parayı sayıyor. Özel sektörden sağladığı savunma kaynaklarını, finansmanını burada koymuyor. İşte o bir gedik. Gedik ne kadar? Tahminlere göre Çin'in açıkladığı bütçe rakamları normalin %40 ya da %55 daha altında. Yarı desek, bilinen harcaması işte 230-230 küsur milyar dolar desek, demek ki Çin en az 300 küsur milyar dolar harcıyor. Amerika'nın da aslında bilinen 686'nın çok üstüne çıktığı ve hatta trilyona ulaştığı söylenir de işte resmi rakamlar böyle. Bir de savunma bütçeleri her zaman buzdağı gibidir. Buzdağının üstü görünür işte 200-300 falan diye. Altındaki asıl görünmez. Şöyle Çin'in bundan sonraki aşamalarda tekrar ne yapacağı konusunda bir işaret. Şöyle Çin uzay nükleer sistemini, nükleer harcamasını, uzay harcamalarını ve de onarım, işte bakım, onarım, araştırma, geliştirme, Ar-Ge harcamalarını ve de dışarıdan ithal ettiği silahların şeyini göstermiyor, faturasını göstermiyor.